Merhabalar. Damla ile Kendin Olmanın Gücü programında yine sizlerle birlikteyiz. Bugün konuğum Mustafa Ömer Ok, şifa enerjileri terapisti, farkındalık ve dönüşüm kolaylaştırıcısı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sevgili arkadaşım Ömer, kendini biraz tanıtmanı istiyorum. Ömer kimdir, neler yapar? Bu sorunun cevabı zor. Ben kimim sorusunu soruyorsan çok zor bir soru. Ama ne yapıyorum? Hep düştüğümüz çukurlar vardır. Ne olduğunu, neden olduğunu anlamadığımız durumlar yaşarız. Ki ben de yaşadım. O yolları yürüdüm. Sahip olduğum, kullandığım tekniklerle insanlara bunun nasıl kolaylaştırılabileceğini öğretiyorum ya da uyguluyorum. Bunu yapıyorum. Yani kolaylaştırıcıyım ve seviyorum da. Kolaylaştırıcı dediğimiz zaman aynı şeyden bahsediyor muyuz? Onu anlamaya çalışıyorum. Zor olan nedir? Zıtlık üzerinden gidersek. Ya zor olan nedir? Zor olan şu, ne zaman ki bir seçim yapıp daha kolay yaşamayı seçersek, bu da buraya kadar da bir süreç var. O sürece kadar kullandığımız soru hep şudur. Neden başıma bu geliyor? Neden sorusundan işliyoruz? Bu sorunun içinde çaresizlik vardır, acı vardır. Hepsinden önemlisi aslında ardındaki dinamik kurban olmaktır. Evet, neden benim başıma geliyor? Hep bu soruyu sorarız ve bu soru hep aynı duvara götürür bizi. Oraya toslar dururuz. Şunu merak ediyorum. Kendi kendime sorduğum bir soru bu. Bu kurban psikolojisinin altında aslında şu da var mı sence? Yani ben o kadar büyük ve önemliyim ki aslında. Benim başıma nasıl gelir? Bu var mı? Ya bu varsa bu iyi bir şey. Yani kendine önem vermeyi ifade ediyorsa bu iyi bir şey. Burada hiçbir terslik yok. O dönüşüme aslında sanki biraz yardımcı da olabilecek bir düşünce gibi. Tabii ki yani sonuçta ruh ya da bir tarafımız kendini biliyor. O bir şekilde üstü örtülüyor ya da göz ardı ediliyor ya da görmezden gelmeyi öğretiyorlar bize. Çünkü bir şekilde hayat içinde ve çocukluk evresinde hatta anne karnında da başladığını söyleyen insanlar var. Bir şekilde normalleştirme, kontrol, bu sistemlerin içinde büyüyoruz ve bunları bize de öğretiyorlar. Öyle olunca o kendi muhteşemliğimizi görmez oluyoruz. Çocukken bunun aslında farkındayız. Yani bir çocuk için imkansız diye bir şey yoktur. Korku yoktur, endişe yoktur. Çünkü çocuk olduğu yerde ve andadır. Doğru söylüyorsun ama epigenetik faktörler de var. Yani o çocuk büyüdükçe zaten ister istemez o soya çekim gerçekleşecek. Anne baba olmasa bile daha geçmişten gelen bilgilere sahip olduğu için mutlaka geleceğinde aynı şeyleri yaratmaya çalışacak kendisi için güvenli alanı olduğundan. Değil mi? Ya orası öyle. Orası öyle ama işte hangi dinamiklerden işliyor ve o kolektifin neresinden bağlandığı da önemli. Evet. Yani zaten çıkmazda ya, tutan şeylerden biri de o. Hep o sorudan işliyoruz. Ama bu soru aslında şunu da yapıyor tabii. Yani bir yere kadar getiriyor. Ve işte orada şöyle bir sıçrama oluyor. Yani başka şekilde soru sormayı ya da düşünmeyi ve bakmayı. Yani en azından benim yolculuğum böyle oldu. Yani Evet. bir gün önem duygum her zaman olduğu gibi çok ciddi bir şekilde sarsılmıştı. Ve o soruyu sormuştum. Yani neden ben? Ben kimim? Hani niye buradayım? Keşke olmasaydımı da içinde barındıran bir şeydi. O keşke olmasaydım aslında biraz da şey kendini suistimal eden bir şey. Tabii ki. Tabii ki. Yani bir yere konumlandıramıyorsun. Ve aslında o bakış sana da ait değil işte orada. Yani kendine değersizlik de biçmek var. Yani çünkü bir konumlandıramadığın, anlamlandıramadığın bir şeyin içindesin. Böyle garip bir durum. Ama iyi ki böyle oldu. Yani bu soruyu kaç defa sordum onu hatırlamıyorum ama işte en son sorduğumdan sonra ne olduysa işte mesela Reiki'yi duydum. Benim bütün aslında bu yolculuğum 11 yıl önce böyle başladı. Ya bu nedir? Merak ettim ve hayatıma girdi. Ve bu yol da ilginç bir yolmuş.
Ya ondan sonra çıkmadım çünkü geri dönüşü yok. Evet, o Tek yönlü bir yol. köprüden önce son çıkış, o tabelayı geçtik bence. Çoktan, Evet, çoktan geçtik. onun geri dönüşü yok artık. Bilinçle yaşamaya devam etmek zorundayız Evet. bir yandan. Evet, büyük bir Zorunluluk da değil sorumluluk da ama veriyor aslında, değil mi? kesinlikle. Yani zaten şey var. Mesela benim uzun yıllar ve hala da öyle devam eden tarafı hep kişisel yolculuğumdu bu benim. Yani mahrem bir şeydi. Tek başıma kendi içimde yaptığım bir yolculuktu. Ama zaten belli bir yol kat ettikten sonra aslında hayatın örgüsünü, matematiğini fark ediyorsunuz. O ilginç böyle sihirli bir işleyişi var. Seni bir yere kadar getiriyor ve bir şey gösteriyor. Orası da aslında tam da ona hazır olduğunuz zaman zaten bunu görebiliyorsunuz. Orası hayatla birlikte akabileceğiniz noktanın aslında bir yerine geldiğinizi gösteriyor ve size bir yol açıyor. Evet. Yani o zaman niye devam etmeniz gerektiği için çok güçlü bir dinamik sahibi oluyorsunuz. Çünkü kendi içinizde yaptığınız bu yolculuk, bu çalışmanın aslında sizin o hayat planı ve Alışmış olduklarını, öğrenmiş tabii, olduklarını, onların yani hepsi bir kenarda aslında kalıyor. hayat bunu istiyor senden. Yani sonra geriye dönüp baktığında bunu daha net anlıyorsun. Vay, bu bunun içinmiş diye anlayabiliyorsun. Ve ondan sonrası da keyifli tarafı başlıyor. Çünkü hani birilerin hayatına dokunmak, beraber yürümek ve Onlara tanık aynı olmak. zamanda ona tanık olmak o muazzam bir haz. Yani Evet. o iş olmaktan çıkıyor, evet, iş teknik anlamda ama başka bir güzel bir yolculuk, keyifli bir yolculuk. O zaman da hani zaten o yoldan kimse sizi çıkaramaz çünkü memnun olduğunuz bir yol. Yani Evet. benim için öyle en azından. Ben Öyle. büyük keyif alıyorum. Evet. Peki bu sistemlerden bahsedecek olursak sadece Reiki mi uyguladığınız sistemler? Ya birçok eğitim aldım. Reiki'nin önemi ayrı. Yani Reiki çok zarif bir enerji ve sadece enerji değil aslında. Yani bu ülkemizde biraz öyle algılanıyor ama Reiki aslında bir kalp yolu. Yani nasıl tasavvuf, zen ve diğer ekoller nasıl bir yolsa Reiki de aslında öyle bir yol. Sadece hani beş prensibini uygularsanız, onu hayatınıza geçirirseniz, işte ermiş derseniz ermiş olabilirsiniz. Yani Paylaşır mısınız? Yoksa sadece eğitim alanlara mı verilir? Beş prensip. Yok, bu giz değil, her yerde olan bir şey. Özellikle bugün öfkelenme, özellikle bugün için şükret gibi ilkelerin olduğu prensipler. Onun haricinde Rashiba eğitmenliğim de var. O mesela benim zorlandığım şeylerden biriydi. Rashiba bana orada çok yardımcı oldu. Yani topraklanma ve dünyaya çapalanma, bağlanma konusunda. Eril ve dişil enerji dengeleri konusunda da Evet. inanılmaz Ben katkısı kendi de vardı. deneyimlediğim için o dengeyi nasıl getirdiğini Evet. biliyorum, eril Evet. ve dişil dengesini. Tabii enerji kısmı bu ama hani süreç içinde tabii ki enerji bir dengelemeye getiriyor sizi ama zaman içinde fark ettiğim şey hani mental olarak da çalışmak gerekiyor. Yani onun da gerekliliğini gördüğüm için o konularda da eğitimler aldım. Yani Access Bars kullandım ve uyguladım ve çok keyif aldım. Evet. Yani daha önceye baktığımda hani uzun zamanlarda çabalayarak ya da işte meditasyon yaparak ulaşabileceğim o zihnin berraklığı, dinginliği hallerine hani bazen tek bir Access Bar seansı alarak ve yaparak da ulaşabildiğimi görmek büyük keyif. Hani kendimi tembel olarak niteliyordum ama niye bu basit yalın teknikleri seviyorum? Kolay, pratik ve Evet, çabasız zor olmak olması. zorunda değil. Aynen. Hiçbir şey zor olmak zorunda değil. O baştan dedin ya, neden ben sorusu. Akses'in en sevdiğim öğretisi neden yerine nasılı koymak. Evet. Aynen. O nasıl diye sormaya başladığımız zaman sen de biliyorsun her şey dönüşmeye başlıyor. Çünkü nasıl olanak açıyor. Oradaki olasılıkları görmemizi sağlıyor. Nasıl olabilirim? Ben nasıl olabilirim? Hadi evren sun bana o zaman bütün olasılıkları. O nasılları bana göster. Onların arasından ben seçeceğim. Değil Aynen mi? öyle. O zaman şey özne oluyorsunuz, aktör oluyorsunuz. Evet. Yani kurban değil, yaratan ya da yaratıcı oluyorsunuz ve sorunun ardında ben biraz da onu seviyorum. Şu var. Hani meraklı böyle çocuk edası var. Ya nasıl merak ediyorum, bana Hadi göster bana göster. demek Evet. gibi keyifli. Çünkü o soru olasılıkları harekete geçiriyor. Bizim olduğumuz bu dünyada yaptığımız şey de bu aslında. Hani daha önce kurban olarak gördüğümüzde her şeyin başımıza geldiğini
düşündüğümüz bir hayat yaşıyorduk, hayatı öyle algılıyorduk. Evet. Ama nasıl sorusunda aslında her şeyi bizim yarattığımız ve ortaya çıkardığımız ve tezahür ettirdiğimizin bilgisi var. Evet. Orada sadece soruyu sorup gözlemcisiniz. Yani o orada bir yerde var zaten enerji boyutunda. O sorudan işlediğinizde bu realitede onu gerçeklik haline getiriyorsunuz. Yaptığınız şey bu. Ve onun için de o soruların o sihrini keşfettiğinizde eskiden yaptığınız gibi çok fazla çabalamak, yorulmak, kanırtmak gerekmediğini, sadece soru sorarak aslında hayatı tezahür ettirip ortaya çıkarabileceğinize ve olasılıkları harekete geçirebileceğinizi görmek keyifli bir şey. Yani Evet. kolaylığını onun için seviyorum zaten. Evet. Peki senin hayatında spesifik olarak neler değişti? Ya benim çünkü hayat... bir o işte başka bir yola girmek gerçekten kolay bir seçim değil. Herkesin yaptığı bir şey de değil. Piyasada bir sürü kitap var, bir sürü eğitim var, çok seçenek var. Bunların hepsini bilerek, işte bazı kitaplarda okuyarak, hepsini bilgi düzeyinde bilerek yaşayan bir grup insan var. Bir grupta gerçekten ben bunu kendi hayatımda nasıl uygularım deyip o sorumluluğu alanlar var. Sen o sorumluluğu alıp hayatını değiştirenlerdensin. O yüzden buradasın. Peki senin hayatın neler değişti? Ya önce şunu söylemeliyim, yani daha önceki hayatın çok da konforlu olmadığını gördük. Aynı duvara aslında toslamak hoş konforlu bir gibi şey değil. görünürken, değil Tabii mi? yani şunun için görünüyor ama çünkü elimizdeki bütün veri o. Güvenli alan. Kendimizi tanımladığımız her şey orada. Tarihimiz, yani ben dediğimiz şeyi oluşturan bütün her şey orada. Cesaret orada başlıyor ama. Yani o cesareti gösterdiğiniz zaman bütün bunları aslında ben dediğimiz şeyin o ana kadar ki tanımladığımız şeyin altındaki bütün zemini çekiyorsunuz. Evet. Ama bunu yaptıktan sonra zaten gerisi kolay. Yani o en büyük cesaret orada gerekiyor. Zaten orada da deneyimlediğiniz aynı şeyi tekrar tekrar yaşayıp çok da keyifli ve konforlu değil. Biraz da mecburiyetin bilgisi var. Çünkü ya bu ya bu deyip hani o değişime kendinizi açmanız gerekiyor. Peki ne oldu? Ne oldu? Şu oldu. Yani ben bir kere kendimle çok kavga yapan bir adamdım. Tabii ki bu da bana öğretilmiş bir şeydi aslında. Hani ebeveynler tarafından kendini yargılamak, yeri geldiğinde değersizleştirmek, hatalı kılmak bile değil, suçlu kılmak. Yani bazen bunu yapıyoruz. Hani bir şey hata yapabiliriz. Bu çok insani bir şey ama ben hatalıyım demektense suçlamak. Yani bu aslında kendini linç Tabii suçlu etmek. olmak orada bütün hareketi de durduran Tabii. bir şey. Hapis Yani yani. bu seni Suçluyum ve sıfırlayan, bu duygunun içinde hapsoldum. Tabii, bu Dışarı kendini sıfırladığın çıkamıyorum. bir şey. Yani kendini suçladığın anda zaten bütün her şey bitiyor. Yani orada bütün olanaklarını elinden alıyorsun. Yani kendini linç ediyorsun. O zaman bir şeyi değiştirme olanağın yok. Çünkü sen ortada yoksun. Yani bunu yapıyoruz. Ne değişti demiştik? Ya bunları yaptım. Ama şimdi baktığımda şunu bunları yapmıyorum. Evet, arada düşüyorum o çukurlara ama hani oradan çok çabuk çıkabiliyorum. Çünkü artık biliyorum mekanizmanın nasıl işlediğini, bunun ardındaki hangi dinamiklere sahip olduğumu. O farkındalık zaten yetiyor. Ne oluyor? Hayat daha konforlu. Aslında belki de yaşanan her şey aynı ama senin bakışın değişiyor. Bu bile başlı başına önemli bir şey. Zaten o bakışın değişmesi bütün realiteyi en azından senin boyutunda değiştiriyor. Daha mutlu oluyorsun. Ruh, zihin, beden denilen o dengede olmak çok keyifli bir şey. Orada ne kadar kalabilirseniz, yani normal, çünkü hayat içinde bazen yine hani o çizgiden dışarı kayabiliyoruz, çıkabiliyoruz ama dediğim gibi o yola tekrar, o istikamete tekrar kolaylıkla kendini getirebiliyorsun. Bu olduğu zaman da hep dışarıda algıladığımız işte sevgiydi, neşeydi. Hep uzak olan, erişilmesi gerekiyormuş gibi görünen. Ve onun şaşkınlığını yaşatıyor size. Çünkü onların hepsini kendi içinizde görüyorsunuz. Evet. Yani bir başkasıyla tamamlanmak, değil mi? Bir de öyle bir arayış var insanlarda. Bir başka biriyle ya da başka bir işle. O işe sahip olursam tamam olacağım, bütün olacağım. Veya o ilişkiye sahip olursam tam ve bütün olacağım. Asıl bütünlük burada, içeride. Biz bütün olduğumuzda zaten o doğru ilişki, doğru iş, doğru ortam, her şey oluşmaya başlıyor. Yani orada işte koşullandırma var. Yani onu zihin bunu yapıyor, bu olursa bu olursa işte ben mutlu olurum, iyi olurum. Aslında bunun ardındaki dinamik şu, yani sağlıksız bağlanma şekli. Yani o aslında o zaten çocuklukta o sağlıksız olan bağlanma şekillerinin tezahürlerini yaşıyoruz. Yani o çocuk niye bunu böyle düşünüyor? Çünkü
telafi etmeye çalışıyor. Yani yargılanıyor, işte suçlanıyor, hatalı kılınıyor, önemsenmiyor. Evet. Kendini bir kere çok sevdirmeye çalışıyor ebeveynine. Ve bir çocuk her şeyi yapar biliyorsun. Bunun koşulunun da bu olduğunu sanıyor. Bunları yaparsam annem babam işte etraf herkes beni sever değer verir gibi. Aynı dinamiği burada devam ettiriyoruz. İşte onu kırdığımız zaman bu çalışmalar, aldığımız eğitimler, yaptığımız çalışmalar da ve insanlara da yol gösterirken kolaylık nasıl yaratılabileceği konusunda beraber yürürken evet. bunu öğretiyoruz. Zaten bu ki bunu seviyorum ben. Yani çünkü bunu öğrenmeleri dünyanın ihtiyacı olan bir şeydi. Evet. Ben insanlara gücünü vermeyi seviyorum. Diğer türlüsü aslında o kurban dinamiğinde tutup kendine bağlı tutmak, evet. bağımlı tutmak. Evet. Bu benim tercihim değil. Evet. Yani bir etiket koyarak sende bu var evet. ve onun şifası bende evet. gibi. O çok kısıtlayıcı ve dediğin gibi aslında o... zaten yaralı ve travmatize olmuş kişiyi daha fazla o travmanın içinde tutup bir şekilde oradan fayda sağlamaya çalışmak gibi bir şey evet. oluyor. Yani hoş hem gelmiyor etik bana. Değil hem ahlaklı değil. Kesinlikle. İnsana yakışır olan eğer orada bir yardım olacaksa, orada bir şifa gerçekleşecekse o insanın kendi içinden bunu evet. bulmasını sağlamak. Evet. Onu görmesine, güçlü parçasıyla bağlantı kurmasına yardımcı olmak. Çünkü hepimizin yaralı parçaları olduğu kadar güçlü parçalarımız evet. da var. Kesinlikle. Yani o çok kıymetli. Yani dünyaya bana da evet. yani her gücünü eline alan, buna karar veren, bu seçimi yapan insan benim yaşadığım dünyayı da güzelleştirecek. Evet, kesinlikle öyle. Diğeri dediğin gibi yani ahlaki gelmiyor, etik gelmiyor. Çünkü zaten insanların bir döngüsü var rahatsız olduğu ve içinden evet. çıkamadıkları. Aslında onu alıp buraya kopyalıyorsunuz kendi döngünüzü evet. yaratıp. Evet. Bu bana hoş gelmiyor. Yani hı-hı. bu benim seçimim değil. Benim seçimim gerçekten insanların kendi gücüne eline aldığı, hani buradayım dediği. Ve ben buyum. Aynen. Buyum ya da bu kaderim her neyse ama buyum. Evet. Aynen. O zaten kolaylığı yaratacak o. Yani evet. onun içinde, benim içinde ve ortak alanımız ve dünya içinde. İşte o ben buyum diyebilmek. Ya yani kendin olmak ya aslında bütün derdimiz. Olacağımız tek şey bu aslında. Başka bir şey olmaya gerek yok. Evet. Peki bir hayalin var mı? Hayalim çok. Ama hepsinin baktığımda hayalim ne yapmak istiyor onu söyleyebilirim. Kendim için ve hani daha keyifli, daha neşeli, hı hı. işte mutlu, huzurlu, dingin, incitmeden, incinmeden hani bu dünyada yürümek. Evet. Kendim için ve başkaları için de aslında diğer yapmak istediğim hem işime dair hem bunu nasıl genişletebilirim? Aslında hepsinin hizmet ettiği yer burası. Evet. Bu da fazlasıyla yetiyor. Hep konuştuğumuz evet. yani illa spiritüel bir konuyla ya da kişisel gelişimle, psikolojiyle ilgili bir şey yapmasına gerek yok bir insanın. Değil. Dünya üzerinde nezaketle yürüyebilmesi evet. için. Senin dediğin bir örnek var ya hani o bakkal dükkanında bile o duyguyla çalışan bir insan oraya gelen her müşteri için aslında bir alan açıyor olur, bir alan sunuyor olur ve o nezaket her zaman herkese yayılabilir. Bu öyle bir şey. Yani o zaten yani spiritüel olmayı hani bu dünyanın ötesinde ya da başka bir yere ait gibi algılamak bunu ben de yaptım ama şimdi öyle düşünmüyorum. Evet. Tam da bu dünya için zaten o evet. dediğimiz şeyleri var kılacak hani bilgileri almak, edinmek ve bu dünyaya uygulamak hepsi bu. Yani spiritüellik buranın ötesinde ya da başka bir yer için değil. Onun için hani benim için şu kıymetli gelir yani Anadolu'da hani köy hayatını gördüyseniz niye köy diyorum orada o doğal ortamda o insanlar hakikaten doğmanın, yaşamanın, yaşamı devam ettirip çoğaltmanın ve günü geldiğinde de hakikaten bu dünyadan gitmenin bilgisini o kadar içsel olarak sahipler ki baktığınızda bunu o kadar doğal yaparlar ve yaşarlar ki gerçek spiritüellik benim için bu. Evet. Bu çok benzersiz. Yani evet. bu işte zaten bu hepsi bu dünyada, bu dünyada yapıyorlar ve gerçek spiritüel bu şekilde yaşayan köyde ya da şehirde neyse. Evet. Yani bu bunun bilgisine sahipseniz bunu yaparsanız ya da böyle bir idealiniz varsa hani oturuyorum ay ben şimdi dünyayı şifalandırıyorum diye çabaya girmenize gerek yok. Böyle bir niyetiniz varsa o çabanız sizi hakikaten oraya götürür. Markete giderken bile öyle zarifçe adımlarsınız ki dünyaya. O bütün dünyayı zaten şifalandırır. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Evet.
Çok Bu arada teşekkür ederim. hayatın her alanında, yani sadece bu alanı değil, iş adamının da böyle olması. Evet. Orada da gerekiyor. Evet, insan olmanın tabii, getirdiği her yerde, en doğal hayatın ve her en güzel alanında şey. olmalı bu. Evet. Yoksa sadece bu işi yapanlar değil, spiritüel olan ya da şifacı olanlar ya da dönüştürücü, kolaylaştırıcı olanlar, hayatın her alanında böyle insanlara ihtiyaç var. Bu da işte o bilgiyi alıp uygulamakla ilgili. Hepsi bu. Evet. Kendi hayatına getirmekle ilgili en Kesinlikle, önemlisi pratik kesinlikle. hayatta. Çok teşekkür ederim. Öncelikle bu yolu seçip kendin olma yolunda ilerlediğin için ve gücünü kendi ellerinde tutmayı seçtiğin için ve programıma dahil olup başka insanların da bunu duymasına vesile olduğun için çok teşekkür ediyorum Ben teşekkür ederim. Ömer. Damla ile Kendin Olmanın Gücü programının bugün de sonuna geldik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.